Arkadaşlar bu fıskiye nozulunun yön ayarını, açı ayarını yapmak için de diğer bilyeli modellerde buraya bir toplu iğne takardık. Ve toplu iğne ile nozulun cama vurma açısını ayarlardık. Ancak bu Qashqai'de ayar öyle olmuyor. Ayarı yapabilmek için şuraya düz ağız bir tornavidayı bu şekilde tutup kaldırmanız lazım yukarıya. Evet. Çıkardıktan sonra şurada düz tornavidanın ucu girecek şekilde bir yer var. Bu yere tornavidayı sokarak bunun açısını ayarlıyorsunuz. Yukarıya da açı ona göre yapıyorsunuz. Ancak tabi birkaç kere söktak yapacaksınız doğru yönü bulmak için. Araç başında net olarak gösterememiştim. Aracın motor bölümünden şu tarafı görüyorsunuz. Buradaki bu dikdörtgen kısma düz bir tornavidayla şu şekilde içeriye bastırırsanız buradaki bu klips içeriye doğru giriyor ve nozul yerinden çıkıyor. Nozul yerinden çıktıktan sonra ayarını buradaki noktaya düz bir tornavidaya takarak nozulun cama su püskürttüğü kısmı ayarlayabiliriz. Mesela şimdi ben çeviriyorum. Bakın bu şekilde. Aracınızın kaportasına işte pasta, cila vesaire çektiğinizde bu nozullar tıkanıyor. Bu nozullar tıkandığı zaman delik içlerini bir iğneyle veya bir küçük uçlu bir tornavidayla ya da bir diş fırçasıyla temizleyebilirsiniz. Bunların başları plastik olduğu için arkadaşlar bu şekilde bir toplu iğne takıp eski metal nozullar gibi metal bilyeli nozullar gibi bunu ayarlamaya kalkarsanız nozulu bozma pahasına çevirmeye çalışıyorum. Bakın toplu iğnenin ucu eğilmesine rağmen nozul dönmedi. Yani bunları bu şekilde bir toplu iğneyle düzeltmeye kalkmayın. Başarısız olursunuz. Hem de bu kanalın ağzını bozarsınız. Yeri gelmişken söyleyeyim. Basınçlı suyla nozulun yön ayarı da bozulmaz. Şimdi kullanma kılavuzlarında dahi olmayan, bilinmeyen bir özelliğini göstereceğim bu nozulların. Bu gördüğünüz nozul 90 derece açıyla püskürtme yapıyor. Evet, yaklaşık tabii. Bunu tam 180 derece arkasına gelecek şekilde çevirdiğimizde burada sürpriz ikinci bir nozulla daha karşılaşıyoruz. Bu nozul noktasal püskürtme yapıyor. Hatta biraz dikey dik açıyla da püskürtme yaptığını da söyleyebilirim. Nozulun ağzını değiştirdim. Bakın noktasal olarak çıkıyor. Öndeki nozul bozulduğunda, bu yatay püskürtme yapan nozul bozulduğunda ya da farklı bir nozul ihtiyacı olduğunda dikey püskürtme yapmak isterseniz bunu çevirerek bu nozulu da kullanabilirsiniz. Aracımda şoför mahalli tarafında bu nozulu kullanmıyorum. Buradan bu nozula getirdiğim zaman daha çok su püskürtüyor. Bunda şu gördüğünüz sağda ve solda püskürtme delikleri yok. Sadece orta kısmından püskürtüyor. Diğerinde bu gördüğünüz deliklerden şu yatay olan cama 90 derece ve şu noktasal olanlarda 90 derecenin bittiği noktalara sert şekilde su vuruyor. Kaldırdım. Çalıştır. Çalıştır. Dur. Çok güzel. Çalıştır. Çalıştır. Dur. Çalıştır. Çalıştır. Tamam. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur ve beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.